Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, acısız, dertsiz, kazasız, belasız günler diliyorum arkadaşlar. Evinize giren en güzel misafir huzur olsun. Ama kalıcı olsun. Hiç gitmesin arkadaşlar. Bugün sizlere çaycı almıştık. Onun tanıtımını yapacağım. Kutu açılımı yapacağım. İlk defa sanırım böyle bir kutu açılımı yapıyorum. Bakalım neler, nasıl yapılıyor, nasıl kullanılıyor, markası ne? Tanıtımını yapayım hemen size. Şöyle yanına alayım, çayımı da demledim. Nasıl demleniyor bakın. Çok az, bir çorba kaşığı çay koydum içine. Şöyle demini görün. Simsiyah oldu arkadaşlar, yani güzel oldu. Bunun yan tarafında 0 ve 1 işareti var. Bir tarafına basınca sıcak tutuyor, hiçbir zaman soğutmuyor. İçene kadar siz istediğiniz, dilediğiniz kadar sıcak durmasını sağlıyor. O da çok güzel bir şey. Biz çok çay içen bir insanlar olarak bizim için çok iyi oldu o. Şu vardı bunun içinde. Güzelce muhafaza ediliyor. Şöyle poşeti vardı arkadaşlar. Poşetleri böyle poşetlere sarılıydı. Yani muhafazası güzel yapılmıştı. Kutusu da şöyle. Şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Cam demlik diye yazıyor. Hepsi bu. Bunu çıkardık arkadaşlar. Bakın şurasında göstereyim size. Şöyle çay süzgeci var. İçine çayımızı koyuyoruz. Yarısına kadar koyun. Yani fazla koymayın. Taşıyor çünkü çay demlenince kabardığı için. Taşıyor arkadaşlar. Yarısına kadar koyun siz. Ben bir çorba kaşığı koydum ve gördüğünüz gibi kapkara, simsiyah bir çay oldu. İstediğim gibi oldu. Açık içiyorum. Ama hani bayağı bir yeter mesela o. Gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Altını da gösterdim size. Hemen alt kısmında arkadaşlar şöyle de gösterebilirim. Şu kısmında şimdi ben neredeyim? Birincisi bir yazan kısımda açık. Şöyle kapalı. Sıfıra basınca kapalı. Hiç kapalı oluyor. Şuraya basınca sürekli sıcak tutmasını sağlıyor. Kaynaması için de, hızlı kaynaması için de şuradaki düğmeye aşağıya doğru mesela. Burada bir var. Bire basınca kaynatmaya başlıyor. Kaynadıktan sonra zaten kendisi atıyor arkadaşlar. Kendisi atıyor. Dediğim gibi şu kısımda da sıcaklığını daima sıcak tutmasını istiyorsanız bir de bırakın arkadaşlar. Bir de kalsın ama hayır. Sürekli kaynatmak istemiyoruz diyorsanız sıfıra basarsınız. Çayınızı öyle içersiniz. Çok kolay, çok güzel, kullanışlı aslında. Ben çok memnun kaldım. Yani bu kadar memnun kalacağımı düşünmemiştim gerçi. Markası birazcık tanındık bir marka değil ya. Şimdi bozulur bir şey olur mu acaba diye düşünüyoruz. Şöyle bir şey var. Ben hemen garanti belgesini okudum tabii ki de sabahleyin. İki gün oldu kullanmaya başlayalı dediğim gibi. Sizlere demini nasıl yapıyor, nasıl sağlıyor onu göstermek için demledim çayımı gene. Burada kullanma kılavuzunu okudum zaten, sabah da okudum. Şimdi arkadaşlar, kireç tutuyor ya sularımız. Hazır su kullanmıyoruz isek, çeşme suyu kullanıyoruz isek, kireç tutuyor. Bu kireci nasıl temizleriz biliyor musunuz? Hem baktığınız gibi böyle çok sert değil, böyle yumuşak bir kireç olmuş. Onu fırçayla temizleyebiliyormuşsunuz. Mutfağa götürüp güzelce içini fırçayla temizlenebiliyor biliyorsunuz. Ben de diğer çaydanlıkta da aynısını yapıyorum. Fırçayla hallediyorum. Ama uzun süre kalır ise hani işiniz vardır, işe gidiyorsunuzdur falan filan. Eğer işinize falan gidiyorsanız da arkadaşlar onu da şöyle söyleyeyim. Daha çok sertleşiyor mesela kireçler. Onu da şöyle yapın. Mesela zaten kullanma kılavuzunda da yazıyor. Mesela şey koyun içine, az bir şey su koyun önce. Ondan sonra çok az da böyle bir yarım çay bardak kadar da işte kireç sökücü yetiyor arkadaşlar. Daha önceden kullandığım için de söyleyeyim. Başka markalarda da kullanmıştım. Oradan biliyorum. Onu güzelce çalkalayın. Güzelce o kirecini sökmesini sağladıktan sonra 4-5 dakika bu suyu koyup tekrar kaynatın. Ama o suyu içmeyin. Döküp sonra 2-3 kez de çalkalayın, tamamdır. İş bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit bir temizliği var kireçlendikten sonra. İsteyenler, dileyenler sirkeli de çıkartabilir. Sirkeli de çıkıyormuş. Ben sirkeli hiç denemedim daha. Genelde kireç sökücü kullanıyorum. Ama suyla karıştırıp tabii ki de. Direkt koymuyorsunuz.
kireçli olunca ısıtmasını daha az sağlıyormuş. Yani şöyle söyleyeyim, geç kaynatıyormuş falan filan, işte öyle şeyler yazıyor. 2 yıllık bir garantisi varmış arkadaşlar, burada yazıyor. 2 yıllık bir garantisi var, daha var. Daha yeni, 3-5 günlük falan olmadı herhalde tam. Yani işte garanti belgesi yapmış. Bunu size tanıtayım dedim. Hani çay severler çok var benim gibi. Akşama kadar çay olsun, hani arada bir çay içelim diyen, bir bardak çay olsun, sıcak olsun diye isteyenler vardır benim gibi. Ben de çok sevdiğim için, biz ailece sevdiğimiz için iyi oldu bu. Kutusunu göstermiştim zaten size. Şöyle onu da göstereyim tekrardan. CVS'nin şöyle çok güzel bir şey. İnşallah bakalım ne kadar dayanacak, bakalım ne kadar gidecek, çok merak ediyorum ben de. Hani uzun ömürlü olacak mı, ne kadar olacak, zaten vlog falan çekerken, yorumlarken gösteririm sizlere arkadaşlar. Bugün de böyle bir kutu açılımı yapmak istedim. Hem de içeriğim olmuş oldu, hem de videom olmuş oldu. Sizlere tanıtmış oldum. Dileyen alabilir, yapabilir. Hani ya da alanlar bazen okuyoruz, bazen kullanma kılavuzunu okuyoruz. Hani bir şey anlamıyoruz ya, ben de birazcık anlatayım dedim. İlk, çok eskiden böyle, ilk aldığım zaman ben doğru düzgün bilmiyordum. Kullanma kılavuzunu okuyordum ama hani acaba nasıl olacak, nasıl edecek, hani bilmiyoruz bir şeyler. Hani görmek istiyoruz, izleyerek, görerek bazen öğreniyoruz ya. Ben de öyle görerek, bile şey yaparak böyle öğrenenlerdenim. Daha çok izleyerek öğrenmeyi seviyorum. O yüzden sizlere ben de böyle, benim gibi izleyerek öğrenmek isteyenler vardır. Çaycı makinesini kullanmak isteyenler. O yüzden ben de sizler için böyle bir açıklayayım dedim, böyle bir göstereyim dedim arkadaşlar. Hepsi bu kadar, bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Kocaman öpüyorum, sağlıcakla kalın olur mu arkadaşlar? Bir de benimle kalın.